Haber5.com. Gerçek ve özgürlükçü. Düzenlenecek mitingde bu kez protestoların hedefinde yeni büyükelçi Halil İbrahim Akça'nın olması bekleniyor. Hükümetin ekonomik önlem paketini protesto için miting düzenlediler. Türkiye karşıtı pankartlar açtılar. Bunun üzerine Türkiye ile ipler gerildi. Başbakan Tayyip Erdoğan çok kızdı pankartlara. Türkiye'den aldıkları kaynakla beslenenler dedi Kuzey Kıbrıs'taki protestoculara. Onların Türkiye'yi eleştirmeye hakları olmadığını savundu ve gerilim daha da tırmandı. Kıbrıs Rum kesiminin ayak oyunlarına hizmet eden her türlü girişim karşısında bizi bulacaktır. Kıbrıslılar Erdoğan'dan büyük tepki çeken önlemler paketinin mimarı Halil İbrahim Akça'yı görevden almasını istedi. Başbakansa Lefkoşa Büyükelçisi Kaya Türkmen'i görevden alarak Kıbrıs'a Yardım Heyeti Teknik Başkanı Halil İbrahim Akça'yı büyükelçi yaptı. Akça, KKTC için ekonomik önlem paketinin hazırlanmasında büyük rol oynayan isim. Kuzey Kıbrıs'a ekonomik yardımların tümü onun denetiminde. Sendikaların tepkisi de Akça'ya. Akça'nın önlemler paketine gelince işte Kıbrıslıları sokağa döken ekonomik tedbirler. Şans oyunları vergileri yeniden düzenlendi. Getirisi 43 milyon lira. Akaryakıtta fiyat ayarlaması yapıldı. Getirisi 423 milyon lira. Emekliler vergi kapsamına alındı. Getirisi 73 milyon lira. Ücretlilerin özel indirim oranları aşağı çekildi. Getirisi 51 milyon lira. KDV oranları ve fiyat istikrar fonu kesintileri yeniden düzenlendi. Getirisi 25 milyon lira. Diğer düzenlemeler. Getirisi 33 milyon lira. Akça'nın büyükelçiliğe atanmasına da tepki gösteren sendika örgütleri ikinci mitingi 2 Mart'ta düzenleyecek. Ekonomik önlem paketini sert biçimde eleştirecekler. Mitingde bu kez hedefin doğrudan yeni büyükelçi Akça olması bekleniyor. Mitinge destek veren Toplumcu Hareket Partisi Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Akça için dayatmanın valisi büyükelçi oldu diyor. Çakıcı, Türkiye'yi eleştirmekten çok ekonomik önlem paketine karşı çıktıklarını söylüyor. Ama yeni büyükelçi Akça'nın Kıbrıs halkıyla büyük sorun yaşayacağını öne sürüyor. Meclis Genel